Peki şunu soracağım abi, merak ediyorum mesela. Mesela bir davulcu, mesela davulcu olmak ister. Evet. Saatlerce böyle çalışır, elleri su toplar. Peki bir klarnet ustası nasıl klarnet? Hani çok acı çeker mi klarnet öğrenene kadar, ya da ne acılar çeker? Sen küçükken ne acılar çektin? Kaç yaşında bu işi tamamen çözmüş oldun? Sen beni geçmişe götüreceksin anladığım kadarıyla. Ben geçmişte şöyle bir şey hatırlıyorum. Ben küçüktüm. Parmaklarım çok küçük olduğu için mesela klarnet çalarken zorlanırdım tabii. Bir de klarnetin en büyük boylarından bir tanesi bu. O zaman küçük klarnetler falan alacak paramız yok tabii. Öyle çocuğa uygun bir klarnet alalım da çocuk da bunu çalsın gibi bir düşünce yok. Evdeki enstrüman neyse onu çalacaksın işte, elin yetmese de. Ben bu klarnetle başladım. Mesela çok inceydi parmaklarım. Hatırlıyorum Mert. Şu klarnetin deliklerinden bazen sıkıştığı, içinde kaldığı olurdu. Bağırırdım falan. Yani ben o zamandan hatırladığım tek şey şuydu. Zor olan. Tabii babamla çok uzun seneler düğünlere gittim. Köy düğünlerinde birçok insanı eğlendirdim. Bilirim oradaki ne kadar sıkıntılı olduğunu o işlerin. Mesela saatlerce nefes patlatırsın ama hiç kimse sana ya bir su iç, bir dur kardeşim, sen de insansın diyen olmaz. Çünkü o bugünün teknolojisiyle kullanılan enstrümanlar var ya, takarsınız klavyeye, orkları vesaireleri, disketlere eskiden atarlardı. Şimdi yeni sistemler çıktı. MD'ler, işte USB'ler. Basarlar, saatlerce çalar o. O eskiden öyle değildi. Saatlerce çalarsın, hele biraz burnun, suratın düşsün, yüzün düşsün, düğün sahibi ve çevresindekiler sana hakaret ederdi. Hiç dinlenme hakkın yoktu. Nefesin patlayana kadar dudaklarımızdan çok özür dileyerek söyleyeyim, kanlar akardı, şişer patlardı. Ama o derece bir müzisyenliği biz kaldırabiliyorduk ve o müzisyenliğin içinde biz gülebiliyorduk, eğlenebiliyorduk. Yani şimdiki baktığım müzisyenlik yaşamındaki şartlar, benim yaşadığım o küçüklükten getirdiğim şartlarla arasında dağlar kadar fark var. Yani enstrümanlar arasında da tabii zorluk var, zorluk derecesi olan şeyler var değil mi? Zorluk derecesi var tabii. Davul, yani davul çalmak zor mesela. Kolun yani ağrır, klarnet üflersin, bir süre sonra nefes bu yani. Sonuç olarak organların yorulur. Ya %40 zam gelmiş bu aletlere. Hiç sorma abicim, bizi de vurdu ya. ya bir şey, bir çocuk mesela şimdi klarnete başlamak istese, ya kaç para klarnetler? Abi 5000 euro klarnet var şu anda. Yani ne? Normal ortalaması 5000 euro mu? Tabii 5000 euro klarnet var. 3500, 4000, 5000, yani çok ciddi rakamlar bunlar. O yüzden şimdi reklam gibi olacak ama Çin yapımı enstrümanlar daha çok rağbet geliyor. Yani çocuklar çalamıyor Çin klarnetlerini alınca. Çok zorlanıyorlar. Biz daha bir onların yardımcı olalım diye tamiriyle uğraşıyoruz ama işte parasına göre kaliteli mal alıyorsunuz. Ama bu dönem gerçekten klarnetlerin fiyatları çok arttı. Klarnetçi çıkmıyor ya. İşte onu söyleyecektim abi. Ya ben de diyorum niye yetişmiyor yani hiç klarnetçi ülkede. Bana geldiğimde söyledi ya abi, hep sizleri mi göreceğiz diye. Ya estağfurullah ben, ama hani alttan da birilerinin gelmesi lazım hani. Abicim gelsin diye bak, bugün yarışma, bugün diyorum geçtiğimiz günlerde yarışma yaptık. Klarnet yarışması yaptık. Birinci, ikinci, üçüncü iyi ödüller kazandı. Mesela onları klarnet sahibi yapıyoruz. Elimizden gelen bu. Ama ileriki zamanlarda daha büyük imkanlar, şartlar olursa biz her çocuğa bir enstrüman hediye etmek boyutuna getirmek istiyoruz. Abi,